Geçen hafta Antalyaspor maçından sonra bir tweet attım. Bravo. İmalı. Onu, imalı değil. Çok güzel bir şey içeriyor. O tweet'i verelim. Bir koy. Verelim. Bak, o tweet, bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi kendi sesinizden dinleyelim. Sonra oku bak, sonra oku. Tweet'i sonra okuyalım. Bu tweet'i şimdi okuyacağım ya. Bu tweet bugünkü maçın iki bölümde incelenmesi gereken bir maç bu. Bir Fenerbahçe'nin oyunu, bir Fenerbahçe'nin bugünkü oynadığı oyun, bir de hakem tarafı. Hmm. Bu tweet, geçen hafta attığım bu tweet iki tarafı da anlatıyor aslında. Şimdi onu açıklamak istiyorum. Hep şimdi böyle oynayın, malum düzensizliği evet. Şampiyon yapmasın. Evet. Düzen mi devreye girdi? Evet, çok güzel bak hayır, şunu çok güzel açıklamam lazım bunu. Tamam, dinliyoruz. Şimdi ben bu tweet'i atan ben olduğum için amacımı ben biliyorum. Ne hislerle yazdığımı ben biliyorum. Dolayısıyla açıklamama müsaade edersen Onurcuğum. Tabii ki hocam. Şimdi buyurun. Beni çok iyi dinlesin Fenerbahçeliler özellikle. Bu gece Fenerbahçe maçı var diye özellikle Fenerbahçeliler diyorum. Çünkü Fenerbahçe konuşuyoruz. Galatasaray'a, Beşiktaş'a geldiği zaman da Beşiktaşlı kardeşlerimize de, Galatasaraylı kardeşlerimize de, Trabzonlu dostlarımıza da deriz ki evet. Kardeşlerimize iyi dinleyin burayı diye. Şimdi Fenerbahçeliler burayı iyi dinlesin. Ben bu tweet'i Antalya maçından hemen sonra attım. Neden? Şöyle seninle bir soru cevap gidelim istersen. Tamam. Fenerbahçe Antalya Spor maçında nasıl oynadı Onurcuğum? Barcelona gibi oynadı yorumları vardı. Pardon? Barcelona gibi oynadı. Yorumlar öyleydi. Sen ne diyorsun? 50 orta 28 şut. Sen ne diyorsun? Bence de. Ben bu ara biraz Bayern Münih'çiyim. Daha iyiler ya artık Bayern Münih gibi oynadı. Bayern Münih yani. Gibi oynadı. He. Şimdi neymiş? Geçen hafta Fenerbahçe bütün taraftarların da ve spor otoritelerinin de sen de katılıyorsun buna. Fenerbahçe muhteşem bir oyun oynadı. Evet. İşte sayısız ortalar, kafa vuruşları, direkler, melekler. 2-1'den daha iyisini hak etti. Hak eder. Zaten biraz şans olsa direkler, melekler. 6'lık 7'lik bir maç. Şimdi bir de oyun çok iyi. Devamlı deplasmanda olmasına rağmen Antalya gibi güçlü bir takımın yarı sahasına hapsettin. Maçın büyük bir bölümü son 10 dakikası hariç orada oynandı. Şimdi böyle bir maçtan sonra ben bu tweet'i niye attım? Hep futbolda bir geyik vardır biliyorsun değil mi? Futbol muhabbetinde bir geyik vardır. Kardeşim öyle oynayacaksın ki hakemi bile yeneceksin. Ha. Değil mi? Hep genelde böyle yani. Sinan Engin de öyle. Tabii de. Sinan Engin de o jenerasyondandır. Yani o kuşağın hani evet. Bu düşüncenin savunucularındandır. Bu arada Sinan Engin de birazdan canlı yayında evet. Sürprizimiz İnşallah. Olacak size. İnşallah. Hatırlatalım. Şimdi Sinan Engin de böyle düşünenlerdendir. Ahmet Çakar da ben tam zıttında. Diyoruz ki istediğin kadar iyi oynarsan oyna, hakemleri, düzeni geçemezsin. Yani anladın mı? Hep böyle deriz. Şimdi bu tweette iki tane anlam var. Bir, o gün Fenerbahçe, bak sen de itiraf ettin, müthiş oynadı değil mi? Aynen. Dolayısıyla hakemin yapacağı hiçbir iş kalmadı. Hiçbir iş kalmadı. Hiç. Hiç. Devreye girmek istiyor, giremiyor. Nasıl girecek ki? Top hep Antalya 18'in içinde. Hep direklerden dönüyor falan filan yapacak bir işi yok yani hakem bir şey yapamaz. Yani Fenerbahçe'nin elinden o maçı o gün alacak bir durumu yok. Top bu tarafa geçse Altay'ı görmedik mesela maçta Altay'ı evet. Kaleci Altay'ı Antalya'da görmedik. O zaman bugün, yapacak bir şey yok. Bak, bugün aldı mı hocam o zaman Fenerbahçe'nin elinden hakem maçı? Şöyle diye ödeyeceğiz ama işte ikisini birden onun için açıklıyorum. Şimdi Fenerbahçe böyle oynadığı zaman. Fenerbahçe'nin VAR tweetini de verelim. Evet Fenerbahçe böyle oynadığı zaman Antalya'daki gibi oynadığı zaman. Hakemin yapacak iş kalmıyor. Aransa bile bulamıyor bir şey. Hmm. Bugün hakeme bunu bu şansı veriyorsun. Nasıl veriyorsun? Geçen haftaki Antalya maçındaki Fenerbahçe gitmiş. Yerine başka bir Fenerbahçe gelmiş. Bu da işin oyun tarafı. Oyun olarak Fenerbahçe bugün maçı kazanmayı hak edecek bir oyun hiç oynamadı. Hiçbir zaman oynamadı. Yani maçın birinci dakikasından 90. dakikasına kadar... Hani bir 10 dakikalık bir bölüm dersin ki müthiş oynadılar bir 10 dakikayı, 15 dakikayı. Öyle bir bölüm de yok. Maç başladı uyur gezer gibi gitti. Maç bitene kadar uyur gezer gibi gitti. Dolayısıyla burada malum düzen devreye girer. Çünkü ona fırsat veriyorsun. Anladın mı? He. Zaten sen kötü oynuyorsun. Bu şekilde mesela bir Fenerbahçeli şöyle düşün. Ben şu anda yorumcu değilim. Fenerbahçeliyim. Diyorum ki. Ya buz gibi gol verilmedi. El diye. Yalandan araştırdılar, taraştırdılar. Ama kardeşim bir şey de oynamadık ki. Şimdi bak bu durumdaysın. Yani Fenerbahçe taraftarlarının %80'i 70'i benim gibi düşünüyor.
%30 da diyor ki olsun versene kardeşim sen versen biz bu maçı 1-0 öne geçerdik. Şöyle olurdu böyle olur. E o da doğru olabilir. Ama biz burada iki türlü yorum yapmamız lazım. Bir işin hakem boyutu. İki oyun boyutu. Tamam mı? Şimdi değil. Dolayısıyla Fenerbahçe şunu bilmesi lazım. Antalya maçındaki gibi, Trabzon maçının ikinci yarısındaki gibi oynamazsan sana bu ligi, bu şampiyonluğu yedirmezler kardeşim. Yedirmezler. Bu çok açık, net ortaya çıkmıştır. Ve şöyle bitireyim. Bu da bir şey söyleyeceğim. Şimdiki altyazıyı da biraz sonra değiştirin. Şimdi söyleyeceğimi yazın. İki hafta önce burada bir şey söylemiştim. Bu yayında, pazar günkü yanımızda. Şunu söylemiştim. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluktaki tek rakibi MHK ve onun hakemleridir. Bak iki hafta önce söyledim bunu. Oo, at çıkarırsan yayınları bulursunuz. Bak. Doğru söylemiştiniz. Söylemiştim. Bakın ne kadar doğru söylediğimi anlayın. MHK ve hakemler sanki toplantı yaptılar bir yerde. Şöyle dediler. Şöyle demişler belli. Bu sene Trabzon çok kötü durumda. Beşiktaş geçen seneden çok daha kötü durumda. Daha kötü. Galatasaray'da da bir karışıklık var. Fena gidiyor. Yönetim hoca falan. Kötü de skorlar alıyorlar. Fenerbahçe, Antalya, Trabzon gümbür gümbür gidiyor. Bu Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu engelleyecek tek unsur biziz. İş bize düşüyor kardeşim demiş MHK hakemleri. Oturmuşlar karar almışlar diyeceğim artık. Yani iş o boyutta. Bu pozisyondan, bugünkü pozisyondan bu harika vuruş, harika golü futbol seyircisinin, futbolun meyvesi gol değil midir? Evet. Bu golü iptal etmek için, yani bu golü iptal etmek için bir sebep buldu herif, buldu. Ya da VAR'dakiler buldurttu ona. Alişan Salan, maçın orta hakemi Koray Gençerler, VAR hakemi. Şimdi evet, bir sebep buluyorlar. Yani buz gibi bir kere seyir açısından harika bir gol değil mi? Evet. Bütün insanlar ne diyor Avrupa'da, dünyada? Yani gole prim verilecek. Kurallar ona göre düzenleniyor. Kaldı ki bu kurala göre hem bir elinin üst tarafı, kol tarafı bir deyip deyip bir pozisyon gelsin bir şey mi görüntüye? Pozisyon bizde resim var yalnız. Resim biz olarak mecburen ve o veremiyorum. İFAB'ın kuralıyla, yeni el kuralıyla birlikte orada Valencia'nın omuz mu, göğüs mü, el mi diye karar bir türlü veremediğimiz şimdi evet pozisyon işte şimdi, ekranda. Şimdi bizde küçücük garip bir resmimiz var elimizde bizim. Evet. Değil mi? Buraya gelmeden önce yayıncı kuruluşu seyrediyorum. Bu pozisyonu tartışıyorlar, bu pozisyonu. İkinci programda yayıncı kuruluşun ikinci programında dediğiniz evet gibi daha iyi görebildik. Evet. Daha iyi görebildik. Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim. Orada benim de fikrim değişti. Orada o programda maçtan sonra hakem hocası ve yorumcular bu pozisyonu tartışıyorlar. Evet. Yayıncı kuruluş olduğu için 50 kere gösteriyorlar. Hı hı. Hatta görüntüler yetmiyor onlara. Bir de yeni sistem büyütüyorlar böyle bu kadar. Şeyin içine bak böyle bizimki gibi. Şeyin içine alıyorlar. Nasıl büyütüyorlar? Büyütüyorlar hala diyorlar ki yok gibi var değil gibi mi? Bak şimdi düşün. Bu kadar muallaktaki bir pozisyonu bir hakemin, VAR hakeminin onu çağırıp onun da gidip kameraya bakıp 30 saniyede 20 saniyede aa el deyip bir kere demesi için ya bu pozisyonu VAR niye çağırır? Bak kimsenin karar veremediği, kimsenin o kadar böyle yuvarlağın içine alıp büyüttüğü halde hala karar veremediği bir pozisyon için bir hakem VAR'a niye çağrılır? Bir, niye VAR'a çağrılır bir hakem? Oyuna etki eden bir şey olmamış. Yani çünkü pozisyon seçilemiyor anladın mı? Hele bize yayıncı kuruluşta gösterilenler o hakemin VAR'a girip bakıyor ya orada evet da bize üst üste verilenlerde adamın şurasından sektiği, elinin şurasından da formasının üstünden tırıt diye ettiriz gittiği ve topun hiç yön değiştirmediği. Hadi şurasına çapsa yön değiştirir top bu tarafta falan kalır. Görmediği o kadar belliyken bir de üstüne Ali Şansalı'nın gidip bakıp golü iptal etmesi bu tamamen bu altyazıda yazdırdığım şey gibidir. Tekrar ediyorum. Aynen öyle. Abdülkerim Durmaz diyor ki evet bu sene ne Galatasaray, ne Trabzonspor, ne Beşiktaş, ne Başakşehir Fenerbahçe'nin şampiyonluktaki tek rakibi hakemlerdir dedi Abdülkerim ben Durmaz. Ben de ne diyorum? Bu müesses nizamı yıkmak için Antalya maçındaki gibi, Trabzon maçının ikinci yarısındaki gibi oynaması lazım Fenerbahçe'nin. Öyle oynarsan hakeme fırsat vermeyecek diyorsun. Tabii ki hakem bu golü iptal etse bile sen Antalya'daki gibi oynasan yine bu maçı kazanırsın. Anladın mı? Fakat maçın birinci dakikasından itibaren o kadar ruhsuz, o kadar vurdum duymaz. Nasılsa biz bu maçı
ölü top, korner bir şey olur. Her türlü bir maçı kazanırız havası. Bir de sanki maçın rehavet başında, mi? Alanyaspor beraberliği, abi, Beşiktaş yenildi. Yok yok. Onlar, yani abi, biraz o, rahatlatmış hayır, olabilir o mi? O maçlar değil. O maçların sonuçları rahatlatmaz canım, öyle değil. Fenerbahçe kendisine o kadar çok güvendi ki artık. O kadar çok güvendi ki arkasına aldı rüzgarla. Ben bugün maçta kötü de oynasam iki kornerle, üç kornerle kafacılarım var. İyi çıkıyoruz, vuruyoruz, ölü topları iyi derdi. Nasılsa kazanırız. Mantığıyla oynuyorlar. Bak bir pozisyon. Demişken bir size bir şey sorayım mı hocam? Buyur. Lafınızı böldüm ama aklıma buyur geldi. Fenerbahçe'nin akan oyundan çok golü yok. Hep böyle dediğiniz gibi işte korner, kafa vuruşu, penaltı, bir frikik ceza sahasına yakın noktalar. Akan oyunda gol atmakta Fenerbahçe zorlanıyor. Ama akan oyunda şöyle gol atıyorsun. Mesela Trabzon maçında görmedin mi Ener Valencia'nın attığı golü? Defanstan çıkıyor, Tisserand, Pelkas topuk pası atıyor falan filan. Sen iyi oynadığın zaman zaten öyle pozisyonlar bulursun. Şeyde Antalya maçında kaçan gollerin çoğu maç oynanırken oldu. Akan oyunda oldu. Ben akan oyunu demeyi de sevmiyorum. Ne o akan su boru gibi falan. Akan oyun, akan oyun, Turan oyun. Sen gerçi o terimleri sapan çok sevmezsin. Abi bu terimler akan oyundan icat edilmiş. Birisinin bulduğu demek. Akan oyun. Akan oyun ne demek kardeşim? Akan oyun, Duran oyun, Duraksanayan oyun. Saçma sapan laflar. Bak yayıncı kuruluş da bak biz burada yuvarlı aldık ya. Bu yuvarlığın 5 evet katını yapmışlar. Bunu açıklayalım mı hocam? Bak bir şey söyleyeceğim. Yayıncı kuruluş da bu yuvarlığın 5 katını yapıyorlar. Evet o ya kadar gri ki. O 5 katı büyütüyorlar. Hala gri. Ekran kapanmış. Yorumcuların suratı kapanmış sadece bu adam Valencia'nın kolundan. Hala pozisyon gri. Ama var ne hikmetse gri mri demiyor. Evet. Gel kardeşim burada el var diyor. Bak hakemi çağırıyor. Hocam bu pozisyonlar ama için ayıptır ya. Hakem ayıp seminerinde ya bu sezon nasıl bir örnek ayıp vermişler biliyor musunuz? Ayıp denen bir şey var. Bu ben ayıp mi göstereyim siz mi gösterirsiniz? Yok. Programdan önce konuştuğumuz. Bir Serkan tekli verebilir misin beni? Ver onu rotayı. Şimdi elimizi şuraya koyuyormuşuz. Şöyle elimi aşağı koyayım. Şu açıdan aşağısı hocam hafif de kalkayım şöyle. Şuradan aşağısı el, buradan yukarısı omuz. Yani devam deniyor. Tamam. Burada sanki Valencia'nın pozisyonu da şöyle. Top hani buradan şuralardan bir yerden bir kere şu baldırından sektiği bir kere kesin. Kendi vücudundan sekiyor. He, baldırından sekti şu baldırının üst kısmı. Şu böğür denen kısımdan sektiği kesin ilk. Evet. Sonra da sen diyorsun ya elin şu üstü hani sayılmıyor. O kadar inme hocam. Ya şuranın biraz, üstü sayılmıyor diyorsun tamam değil mi? Peki sen oranın üstü bile olsa eline değdiğine hükmedebildin mi pozisyonun? İşte tam edemedim. Ya acaba göğüs mü omuz mu diye. İçeride Emre Zabunoğlu televizyonun diyor ki, içine girdik ya. İçeride Emre Zabunoğlu kardeşimiz falan hep birlikte bakıyoruz ya. O diyor ki formayı sıyırıyor gibi geliyor diyor. Bak o öyle diyor. Biri diyor ki ele hiç değmemiş. Biri diyor ki hafif değme var. Yani bu kadar gıpgri bir pozisyon. Anladın mı? Gıpgri. Yani varın hiç müdahale olmayacağı bir pozisyon. Kaldı ki bu pozisyonun arkasından şahane hazırlanış açısından, vuruş açısından muhteşem bir gol güme gidiyor. Tekrar söylüyorum Onurcuğum. Bak tekrar söylüyorum. Fenerbahçe kazanmayı hak edecek bir oyun oynamadı. Ama sen bunu milyonlarca taraftara anlatamazsın. Çünkü taraftar der ki kardeşim zaten söylüyor. Klasik laf var ya. Kardeşim sen benim golümü ver ben 1-0 öne geçeyim. Ha. Kazanmazsam kazanmayayım. Şimdi evet taraftar onu söyler. Çoğunluk taraftar öyle diyor. Taraftar futbolcular koşmamış, mücadele etmemiş. Anladın mı? Gerektiği kadar konsantre olmamış. Ona bakmaz ki. Yönetici de ona bakmaz. Hatta antrenör de ona bakmaz. Antrenör der ki ver golümü bakalım maç ne oraya gidecek. Tamam mı? Biz futbol yorumcusu olduğumuz için, bu işten para kazandığımız için mecburen Fenerbahçe'nin oyununu da konuşuyoruz. Tamam mı? İşte benim de tespitim, 2 hafta önceki tespitim, söylüyorum. Fenerbahçe'nin bu kadrosunun şampiyonluğu bir tek şekilde engellenir. İşte bu tip gibi. Sen bu kadar kötü oyun oynarken hemen malum düzen, tweette yazdığım malum düzen devreye girer. İşte malum düzenle VAR'da oturanlar, sonra gidip o VAR'ın uyarısıyla oraya bakan hakem Ali Şansalan. Bunlar hep malum düzen. Malum düzen toplamı MHK eder bunların. Anladım. Bu malum düzen Fenerbahçe'yi böyle yakaladıkları her an devreye gireceklerdir. Her an. Bunlara yakalanmamak için Antalya maçındakinden daha da iyi oynayacaksın falan filan. Seyirci de diyecek ki kardeşim daha nasıl oynasınlar Antalya'dan daha iyi falan filan ama maalesef Fenerbahçe böyle yani böyle. Çünkü bak çünkü şunu söyleyeceğim. Bir hata yapar Fenerbahçe'nin aleyhine penaltı veriliyor. Değil mi? Lehine verildiği gibi aleyhine de veriliyor. Konuşuyoruz bazen diyoruz ki evet penaltıymış. Karagümrük maçında mesela 2 tane penaltı verildi. Lemos'un eline çaptı. Dedi ki kardeşim bu kadar açılma tamam kastı yok ama
böyle de bir stoper bu kadar da dağılmaz. Penaltı dedik değil mi? Hı hı. İkincisi de penaltıydı ama ondan önce Sise'ye foul ver falan dendiler. Hı hı. Tamam mı? Ben orada bile pek ses çıkarmadım. Hani vermiş penaltı kaçtı diye bir şey de söylemedim. Şunu yani Fenerbahçe bir kere yönetici, bak Selahattin Baki çok doğru söylemiş. Kuralı birisi soruyor iş kardeşimiz gri pozisyon diye. Hı hı. Hafta içi hatırlar mısın? Dikkatli izleyiciler hatırlar. Cefer'in bir açıklama yaptı. Cefer'in. Cefer'in dedi mi? UEFA bir şeysi adam. UEFA başkanı hocam. UEFA başkanı. Evet. UEFA başkanı. UEFA, ben onları karıştırıyorum. UEFA başkanı. Bir açıklaması FIFA var. FIFA başkanı Infantino. Heh. O ikisini karıştırıyorum. Uyuzum o Infantino'ya. Kentoş'a uyuzum ben. Hatırlıyorsun ona neden uyuz olduğumu. Şimdi bu Cefer'in bir açıklama yaptı hafta içi. Spor medyasında da yer aldı. Farkında mısın? Kaçıranlar vardır. Diyor ki bu el, ele çarpma, el kurallarında, end kurallarında İFAB'a falan işte bu hakem camiası neyse oranın emşeğin diyor ki artık şu el işini biraz esnetmemiz lazım. Evet. Bu diyor olmaz. Futbolun güzelliğine aykırı. Anladın mı? Yani zırt ele değdi penaltı. Zırt ele değdi el var, end var, gol iptal. Bu diyor olmaz. Adam çok doğru söylüyor. Diyor ki bu olmaz böyle. Yani bu tarafa döndüm. Aman işte eli açıktı. Adam kafaya çıkmış, eli böyle olmuş, vücuduna darbe almış. Eli düşmüş, penaltı. Adam diyor ki olmaz, olmaz. Bir de burada bir adamın niyeti vardır, şu vardır. Şimdi bir kere Valencia'nın şu pozisyonda Valencia'nın niyetine baksan. Bazı oyuncu elle topu aldığında, anladın mı? Hı hı. Bunu hemen anlarsın değil mi Onur? Evet. Önünü almak istedi. Evet. Bir kere Valencia'nın vücut haline ve şeyine bak. Koşusuna bak. Hiç elle topu almış bir yok, adam görüntüsü var mı? Zaten diziyle almaya çalışıyor. Evet, oradan aynen sekiyor. Öyle. Evet. Şimdi bu pozisyonun üstünde niye bu kadar çok duruyoruz? İşte bugün Fenerbahçe başkanı ve yöneticisi, başkan da aynı görüştedir. Feveran ediyor. Hoca da ediyordur ama hoca çok fazla şu anda edemiyor. Çünkü takımının kötü oynadığını o da biliyor. Yine Selahattin Baki kardeşimiz ne diyor burada? Yöneticimiz ne diyor? Biz diyor kötü oynadık. Bunu aramızda oturacağız, konuşacağız evet. diyor. Bak yani kötü oynadığını ben onlar da söylüyor. Bir öz eleştiri yapıyor. Tabii ki. Ben de zaten oturup oturmaz bir eleştiri yaptım. Ama şunu söylüyorum. İşte benim o tweetim çok anlam ifade ediyor. O tweet çok anlam ifade ediyor. Fenerbahçe'yi bekleyen en büyük tehlike Fenerbahçeli yöneticilerin, teknik direktörünün ve futbolcularının bir an bile uyumaması gereken bir yıl. Yani bir yıl boyunca Fenerbahçeli futbolcular böyle gezmek zorunda. Bak böyle. Evet. Bak böyle. Buraya kürdan koyacaksınız. Fenerbahçeli futbolcular buraya kürdan koyacak. Bir yıl uyumadan getirecekler. En ufak uyudukları an malum düzen işi bitirir. Anladım.